Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından sağlıklı Ramazanlar programımızdan hepinize merhabalar. Değerli izleyenlerimiz, bugün programımızda sünnete uygun beslenmeyi konuşacağız. Çok değerli bir misafirimiz var. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla birlikteyiz ve bugün sağlıklı yaşamak sünneti yaşamaktır. Değerli hocamın çok önemli bir sloganı. Bugün inşallah bunu biraz açıyor olacağız. Hoş geldiniz. İnşallah. Sefalar getirin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Değerli hocam, mübarek bir mevsimin içerisindeyiz. Günlerimiz devam ediyor. Sünnete uygun beslenmeyi siz yıllardır televizyon programlarında, radyo programlarında izliyoruz, görüyoruz. Sünnete uygun beslenmeyi günümüz modern tıbbıyla da meczedi çok güzel anlatıyorsunuz bize. Çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Ana eksen, sünnete uygun beslenme dediğimiz zaman asıl neyi kastediyoruz? Buradaki işin mantığı, yani biz sünnete uygun beslenmiyor muyuz? Nerelerde hata yapıyoruz? Buradan başlayalım dersiniz. Evet. Şimdi Allah'ın bize vermiş olduğu emirleri yaşarken biz bedenimizle ilgili çok büyük faydalar elde etmiş oluyoruz. Bunun başında sağlığımız geliyor. Farzların bize verdiği faydaları biliyoruz. Vacipler aynı şekilde. Namazın vücudumuza vermiş olduğu, inşallah başka bir programda onu daha açık bir seçik konuşuruz. Oruç aynı şekilde, işte daha belki programımızda çok teferruatlı konuşmuştuk bunu. Sünnetlerde de hakikaten öncelikle sağlıklı olmamıza yardımcı oluyor. Örnek verelim. Şu an dünyanın ve insanların en büyük problemlerinden biri olan obezite. Obezitenin tabii olduktan sonra tedavi etmek ayrı bir hadise. Şu an dünya tıbbında eksik olan koruyucu hekimliğimiz yok. Yani obezitenin oluşmadan evvel bunu engelleyelim. İşte bu sünnette yatıyor. Ne diyor o kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam? Diyor ki acıkmadan oturmayınız. Oturduysanız doymadan kalkınız. Ne kadar güzel. Yani acıkmanız için bir defa midenin boşalması gerekiyor. Mide boşaldı, şekeriniz biraz yavaş yavaş düşmeye başladı. Tamam, yiyebilirsiniz. Oturduk, yemeğimizi yedik. Burada diyor ki yine o büyük insan, midenizin üçte birini gıdayla, yiyecekle, üçte birini su ile, üçte birini de boş bırakınız diyor. Bunu uyguluyor muyuz biz İsmail Bey? Ne yazık ki. Biz üçte üçünü, değil mi, tamamen gıdayla dolduruyoruz, yemeklerle dolduruyoruz, suyu bile içmiyoruz hatta. Ne kadar güzel. Bunu da yaptık diyelim. Bir de doymadan kalkınız diyor. Şimdi mide o kadar enteresan bir organ ki, bir balon gibi düşünün. Balonun içine ne kadar hava verirseniz, balon o kadar şişer. İşte mide de böyle. Ne kadar çok gıda içine koyarsanız, çok yerseniz mide büyür. Dolayısıyla doygunluk hissi ne kadar çok büyürse o kadar daha fazla yemek yedikten sonra doygunluk hissetmeye başlarsınız. Dolayısıyla bu devamlı çok yemek büyüme midenin. Çok yemek daha da çok büyümesi, daha da çok yemek yeme. Böyle bir kısır döngüye giriyor. O da ne yapıyor kişiyi? Obez hale getiriyor. Ne kadar az yerseniz mideniz de o kadar küçülür. Dolayısıyla işte doymadan kalkmak demek, tam midenin doyma noktasına gelmeden kalkıyorsunuz ki mide büyümemiş oluyor. Dolayısıyla ne kadar az yemek o kadar küçük mide, ne kadar küçük mide o kadar az yemek. Bu da pozitif yönde güzel bir hadise. Demek ki bu iki prensibi, iki hadisi, iki sünneti uygulamamız bile neler getiriyor karşımıza, güzellikler getiriyor. Yerde yemek yemek tavsiye ediliyor, değil mi? O da sünnet yani. Evet. Yerde yemek yerken nasıl yiyoruz? İşte ya sağ dizimizi ya sol dizimizi mide bölgemize bastırıyoruz. Mecburen, başka türlü oturamazsınız. Peki masada otururken böyle bir dıştan baskı var mı? Yok. Yok. Yani yerde oturduğunuz zaman midenize dıştan baskı yapıldığı için mideniz dıştan küçültülmüş oluyor. Dolayısıyla erken doyuyorsunuz. Yani dizinizle midenin bir kısmını doyurmuş oluyorsunuz zaten.
Ki hocam yeri gelmişken çok çok önemli de sizin bir çalışmanız var. Tam bu noktada izleyenlerimize hem paylaşmak hem hatırlatmak istiyorum. Daha önceki birkaç ay önceki programımızda da yine kısmen adını geçirmiştik. Ki Efendimizin Hendek Savaşı'nda o anlatılır. Artık müşrikler tarafından o kadar baskı neticesinde yiyecek hiçbir şey bulunmaz ve sahabeler dahil olmak üzere Efendimiz de midesine taş bastırırlar ve o baskıyı, az önce anlatmış olduğunuz baskıyı dıştan sağlamaya. Sizin de bu hususta bu konuyla alakalı bir topluk kemeri çalışmanız var. Ki bunun bu hususta çok uzun yıllardır yapmış olduğunuz çalışma. Bu nasıl bir yarar sağlıyor? Özellikle şişman insanlara yönelik bir çalışma var. Evet. Biraz önce de bahsetmiştim. Yani sünnet, farz ve vacipler bizim günlük bedensel sağlığımıza ne faydalar getiriyor? İşte ben de acaba sünnetlerin vücudumuza ne faydası var diye hep düşünürüm bir şey duyduğum zaman. Bu Hendek Savaşı'ndaki hadisede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki taş bağlıyor. Sahabiler tek taş bağlıyorlar. Neden bağlanıyor? Buyurduğunuz gibi açlığını hissetmemek için. Ben de düşündüm ki bunu duyduğumda hakikaten bana çok hoş geldi. Şu an yüzyılımızın hastalığı olan obezitede bunu kullanabilir miyiz acaba? Yani açlığını hissetmeyen kendini tok hissetmez mi? Hisseder. Evet. O zaman biz de aynı olayı toklukta kullanalım. Ve işte 2008 yılından itibaren bununla ilgili çalışmalara başlamıştık. Patentini aldıktan sonra. Bir korse planladık. Bu korsenin tam mideden geçen bölümüne bir balon, hatta daha sonra bunu üçgen bir hale getirttirdik. Dolayısıyla bunu sabah kalkınca kişi beline sarıyor, karnına ve tam o balonun olduğu yani mide bölgesine oturuyor ve dışarıdan da iki tane bantla baskı yapılarak mideye bir baskı uygulanmış oluyor. Hani yerde otururken dizinizin baskısı gibi veya taşın baskısı gibi. Dolayısıyla o baskıyla mideniz bir defa dolgunluk hissediyor ve acıkmıyor. Kendinizi tok hissediyorsunuz. Günde işte iki öğün yemekle geçiştirebiliyorsunuz. Öğünler arasında açlık hissiniz kayboluyor. Atıştırmalardan uzaklaşıyorsunuz. Yemeğe oturmadan evvel de yine o baskıdan dolayı mideniz küçüldüğü için yemekte az yemekte doyuyorsunuz. Üç porsiyonla doyarken bir porsiyonla doyuyorsunuz. Bu ne oluyor? Yavaş 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 kişi az yemeye, az yedikçe midesinin küçülmesine, küçüldükçe daha az yemesine. Dolayısıyla bu şekilde ortalama ayda 4 kilo veriyorsun. Biz buna peygamber kuşağı adını verdik. Tokluk kemeriyle beraber böyle bir isim de çok koyduk. Çok önemli. Ve herhangi bir cerrahi müdahale vesaire olmadan tamamen böyle bir uygulamayla gerçekleştirilen ki o midenin küçülmesinden sonrasında belki bunu takmaya da ihtiyaç hissetmiyorlar. Tabii. Artık bu bir o kapasitede devam eden bir durum olmuş oluyor. Muhammed. İstediğiniz ideal kiloya diyelim ki 6 ay taktınız 24 kilo verdiniz. Tamam artık ben istediğim kiloya artık ulaştım deyip bırakabilirsiniz. Gibi. Çünkü artık mideniz terbiye olmuş oluyor. Yani küçülüyor. Siz yemek biraz fazla kaçıracağınız zaman hemen rahatsız oluyor mideniz. Kesiyorsunuz. Mecburi bir kesme oluyor. Çünkü mideniz küçülmüş kapasitesi oluyor. O kadar. Evet. Dolayısıyla bunu bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ki, az önce de bahsettiğimiz gibi sünnet-i seneyi de o yerde otururken ki yaşanan baskı, hakeza taş bağlama Efendimizin ki bu bir mecburiyetten olmuş ama bugün bize bir ilham kaynağı olabiliyor. Bugünün insanının sıkıntısına. Hocam şimdi şunu soracaktım. Açlık hissi her insanda aşağı yukarı aynı mıdır? Yani şimdi biraz izleyenlerimize şöyle bir bilgi verebilir miyiz? Ramazan'ın haricindeki beslenmelerinde kaç saatte birdir yemek yemenin en azından aradaki mesafenin ne kadar olması lazım sağlık açısından? O uzmanlar çünkü özellikle diyetisyenlerin şu anda uyguladığı yöntemler genellikle aman kendini aç bırakma. Çünkü acıkırsan fazla yersin.
O yüzden iştahı sürekli belli bir seviyede kalsın ki fazla yeme mantığı üzerine çalışıyor bu zamanın evet. diyet programları. Evet. Tabii bu gerçekten doğru bir yaklaşım değil. Biz yine sünnete baktığımız zaman iki öğün en ideali. Şimdi tıp da iki öğüne geldi. Neden? Çünkü ne kadar çok sık yerseniz insülin salınımı pankreastan o kadar çok salgılanıyor. Çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu da kandaki insülin miktarını arttırarak insülin direncine sebep oluyor. Yani siz kişi kilo versin diye uğraşırken tam tersine kişideki insülin miktarını arttırarak, insülin direnci geliştirerek daha fazla kilo aldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kişi sabah 7-8 civarlarında, yani Ramazan dışında söylüyorum, çok güzel, güçlü bir kahvaltı, proteinden zengin yemesinde fayda var. İşte yumurtadır, sütlü peynirdir gibi. Tabii ekmek aynı şekilde, zeytin alabilir. Ondan sonra Osmanlı döneminde de böyle. Yani öğle yemeği diye bir yemek yok. Değil mi? Okullar işte o zaman 2'ye 3'e kadar. Yani orada bir öğle yemeği saati olmuyor. Bir ara veriliyor namaz vakti. Ondan sonra tekrar ikindiye kadar biraz daha ders yapılıyor. Okullarda da sistem böyle. Ama öğle yemeği diye bir şey yok yani. Bizde maalesef şu an bu çok yanlış olarak uygulanmakta. Öğle yemeğiyle beraber bir de ikindi çayımız var. Evet. O da İngilizlerden alma bir hadise maalesef. Akşam orada da pasta, börek, çörek. Yani demek ki biz günde 6 öğün yemek yemiş oluyoruz. Yani siz insanlara bu ruhsatı verirseniz zaten damak zevkimiz çok fazla ve güzel. Mutfağımız da çok zengin bir milletiz. Dolayısıyla o zaman kilo almamak artık kaçınılmaz oluyor yani. Evet. Sünnete uygun beslenmede hocam acıkmanın önemini evet. Ve doymadan kalkmanın öneminin altını çok çok çizdik. Ve bununla alakalı da midemizin o belli bir orandaki yerde oturma demiştiniz. En evet. İdealidir özellikle beslenirken. Başka sünnete uygun beslenmede çekeceğimiz dikkatler hangileri olur? Su önemli. Yani evet. özellikle yemek esnasında su yemek lazım. Ya yani su içmek lazım. Neden? Ya çok basit yani bir harç yapacaksınız. Çimentoyu koyuyorsunuz. Kumu koyuyorsunuz. Ya susuz olur mu şimdi o? Nasıl harç olacak? Su koymak zorundasınız. Yani yemek yerken kişi su içmeli ki gıdalar yumuşasın. Midenin hareketleriyle daha kolay parçalansın, öyle değil mi? Hı hı. Çok kuru bir ekmeği çorbamıza doğramaz mıyız? Ne olur? Yumuşar, yumuşar, rahatlar. Çok da ya da yaşlı insanlar dişleri olmayan gibi, değil mi? Yani mutlaka ekmeği işte yemeğe ya da çorbaya veya ayrana eskiden bizim işte süte, değil mi? Sıcak süte doğranırdı eski Anadolu'da sabah kahvaltılarında. Dolayısıyla suyun çok önemli, yumuşatıcı ve sindirime faydalı bir özelliği var. Bir de midemizi doldurmuş oluyor yemekle beraber su içtiğimizde. Dolayısıyla mide hacmini de suyla işgal ederek gıdayı da azaltmış oluruz. Bu da önemli. Hurma olayı var. Yani yemeğe başlarken tuzla başlamak önemli. Hurmayı da özellikle Ramazan ayında bu uygulamamız gereken konulardan birisi orucumuzu hurmayla açmak çok önemli. Neden? Çünkü hurma gerçekten insanlığın halasıdır derler. İnsana çok benzer. Neden halasıdır? Allah topraktan Hazreti Adem'i yarattığı zaman kalan çamurdan da hurmayı yaratmıştır denir. Yani akrabadır hurmayla insan. İnsanla hurma birbirine çok benzer. Mesela ikisinde ortalama ömrü 70-80 yıldır. Hurma tüm ağaçları öldüreceğiniz zaman kökünden keserseniz hurmanın kellesini, başını götürmeniz lazım ölmesi için. Hurma aynı bizim gibi cildimiz gibi koruyucu bir kılıfı vardır. Erkek ve dişi döllenerek
çoğalır hurma. Mesela hurmanın yavrusunu çok uzaklara dikerseniz yavru da anne de o uzak hasretinden dolayı yavru orada yaşayamaz. Hurma eğer meyve vermezse hurmanın etrafında ateş yakarlar. Korkuturlar. Bunun hakikaten çok büyük faydasını görüyor insanlar. Deniyor ki eğer sen bir dahaki yıla vermezsen seni yakacağım imajı. Hı hı. Yani gerçekten çok insanla benzerlikleri var. Bizim vücudumuzdaki tüm elementlerin hepsi hurmada var. A, D, E, K vitaminleri. Çok güzel bir yanı var. Kolesterol yok. Şeker var, protein var, yağ var, lif var, su var. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadisi var. Diyor ki size bir su, bir hurma yeter. Yani biz bunu uyguladık. Ömreye gitmeyi düşünen bir hastamız geldi, kiloluydu. Dedik hocam ben ömreye gideceğim. Evet, orada sadece hurma yiyeceğim ve zemzem içeceğim. Ne dersiniz? Dedim o büyük insan bunu söylediyse size hiçbir şey olmaz. 8 kilo verdi 2 ayda. Dolayısıyla hurma hakikaten... Ve metabolizmada da bir eksiklik hissetmeden. Hissetmeden tabii. Hiçbir problem olmadan. Biraz işte daha evvel programlarda bahsetmiştik. Sadece su içtiğiniz zaman, gıda almadığınız zaman insanlar ölebiliyor yani. Evet. Ama hurma da öyle değil. Çünkü bir insana yetmesi gereken günlük kalori ihtiyacının hepsi mevcut. Ama yemekten bir saat önce almak lazım. Ne yapıyor hurma? İştahınızı kesiyor, tok tutuyor, mide ve bağırsak hareketlerini arttırarak emilimi azaltıp kilo vermenize yardımcı oluyor. Çok çok önemli. Ki az önce de bahsettiğiniz gibi içerisindeki bulunan elementler insanın tam da ihtiyacı olan... Evet. Hele hele de hocam özellikle şu hurma dediğiniz bir hurma var mı? Hurmanın geneli bu hususta işinizi hangi damak tadınıza evet. uygunsa tercih etsinler. 1200 tane hurma çeşidi var. Üstad Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nur kitabında Mekke'nin fethi anlatılırken orada Mekkeliler Medine'deki Müslümanların, Mekke'den gitmiş Müslümanların zayıf olduklarını görüyorlar. Diyor ki Medine hurması bunlara çok yaramamış, zayıflatmış bunları diye böyle bir konuşma geçiyor. Ben de oradan onu böyle çekerek alarak Medine hurması zayıflama açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, buradan da bunu da tavsiye evet. etmiş olalım. Sünnete uygun beslenmeyi konuşuyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sağlıklı yaşamak için sünneti yaşamak lazım. Sizin de belirttiğiniz gibi ve bu noktada özellikle Efendimizin hem tıbbı nebevi açısından da baktığımız evet. zaman ki burada da farklı uygulamalar vardır. Gerek sindirim sistemimizle alakalı gerek beslenmemizle alakalı ama içinde bulunduğumuz Ramazan'la ilgili de çok önemli bilgiler veriyoruz aslında. Hocam hurma sahurda özellikle tüketimi ile ilgili insanlar kendi arasında konuşuyorlar. Yani ben işte birkaç bu 5, 6, 7, 8 de olabilir. Evet. Kaç tane ise. Hurma yemek. Ve sütle hem de tek yemek derler. Evet, o da sünnet. Bir de sütle birlikte tüketmek hocam. Sahurda hmm. mesela uygun bir sahurluk mudur? Tabii süt proteinden zengin olduğu için gıdalar içinde tok tutan en fazla tokluk veren proteinlerdir. Onun için işte sahurda yumurta yeriz. Hı hı. İşte onun için süt, yoğurt, peynir ağırlıklı beslenmeye çalışırız. Tabii ki niye olmasın? Yani sütle beraber hurma yenebilir. Yani Ramazan'da ve Ramazan dışında da iftarda da tavsiye ettik zaten. Evet. Teravih'ten geldiniz. Hurma yiyebilirsiniz yine. Problem değil. Çok güzel bir meyve. Yani Ramazan dışında da böyle halkası abur cubur atıştırma dediğimiz yani açlık hissettiğimizde ara öğün dediğimiz evet, belki de yani orada en güzel bunu geçiştirebilecek en zararsız halde geçiştirebilecek hurmadır. Hurma.
Yani evet, orada alınabilir. O zaman hurmayı Ramazan haricinde de inşallah tüketiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Önemli, hayatımızda yer etsin inşallah. Hocam bir ara vereceğiz, sohbetimize tabii devam ki edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, Sağlıklı Ramazanlar programında beraberliğimiz sürüyor. Bugün sünnete uygun beslenmeyi konuşuyoruz. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlıklı Ramazanlar programımız devam ediyor. Bugün program misafirimiz iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak. Değerli hocamızla sağlıklı, sünnete uygun beslenme, sağlıklı yaşamak sünneti yaşamaktır. Bu ana başlıkta programımızda sohbetimizi devam ettiriyoruz. Birinci bölümümüzde özellikle sünnete uygun beslenmenin olmazsa olmazları hususunda çok önemli bilgiler paylaştık. Hocam biraz da faydalarını konuşacak olursak. Biz evet yemeğe başlarken tuzla başlamak. Yine hakeza midemizin üçte birini yemek, üçte birini hava, üçte birini evet, suyla doldurduğumuzda. Acıkmadan yemeğe oturmadığımızda, tam tok olmadan kalktığımızda. Ne gibi faydaları beraberinde getiriyor bu uygulamalar? Evet. Öncelikle vücudumuza ihtiyacımız olduğu kadar gıda girmiş oluyor. Ve bunları vücudumuzda gerekli kadar yakılmasına, depo edilmesine yardımcı oluyor. Ve vücudumuzdan atılmasını da kolaylaştırmış oluyor sünnetler. Dolayısıyla sağlıklı insan olmanın tanımı, Dünya Sağlık Örgütü şöyle yapıyor: İnsanın fiziksel, bedensel ve ruhsal yönden ve sosyal yönden tam bir iyilik hali demek. Siz bu şekilde sünnete uyduğunuz zaman gerçekten vücudunuzdaki yağları atmış oluyorsunuz. Çok aşırı miktarda şeker almamış oluyorsunuz. Bu ne yapıyor? Vücudumuzdaki şekerin normal seyirde olmasına yardımcı oluyor. Eğer normal şeker hastalığınız yoksa, şeker hastalığına yakalanma riskinizi azaltmış oluyor. Çünkü obezite, biliyorsunuz, ya da hiperlipidemi dediğimiz kandaki yağların yüksekliği, çok aşırı beslenme, şeker hastalığının olma riskini arttırıyor. Diğer taraftan kolesterol, trigliserit dediğimiz kan yağların aşırı miktarı vücutta yükselmesine engel olmuş oluyor. Neden? Çünkü az yemiş oluyorsunuz. Bunun sonucunda ne oluyor? Kolesterol, biliyorsunuz, iyi ve kötü kolesterol var. Kötü kolesterol, kötü beslenme sonucunda yükseliyor. Bu da damarları tıkıyor ve kişi kalp krizi geçiriyor. Allah korusun. Veya beyin damarları tıkanarak felç meydana geliyor. Veya böbrek damarları tıkanarak diyaliz hastası, kronik böbrek yetmezliği hastası oluyor. İşte trigliserit yükseldiğinde karaciğer yağlanması, kalpteki yağlanmalar, bunlardan kurtulmuş oluyoruz. Burada biz koruyucu hekimlik yapmış oluyoruz. Yani hastalık gelmeden bu şekilde önüne geçerek sağlıklı bir hayat kazanmış oluyoruz. Zaten hocam aslında tıbbın ana amaçlarından bir tanesi hastalanmadan evet, bu uygulamaları yapmak. Yani kesinlikle, hastalandıktan sonra hem çok daha maliyetli hem çok daha zahmetli oluyor sonuçta. Evet. Kanser gelmeden evvel acaba kanserden nasıl uzak durabiliriz, değil mi? Evet. Yani onun çaresine bakmak. Obezite gelmeden evvel nasıl normal kiloda kalabiliriz? Bunların yollarını aramak lazım. Bu da sünnetten geçiyor işte yani. Önemli husus da var hocam. Sonuçta bizi izleyenler arasında da mutlaka olacaktır. Oruç tutmasının sıkıntılı olan, sakıncalı olan daha doğrusu kişiler. Ki hem bunlar kimler, hangi hastalık gruplarında evet, var olan kişiler. Ama çok önemsediğim ikinci bir husus da bu kararı verecek olan hekimin bakış açısını nasıl oluşturması. Çünkü birazcık da çok kolay ya sen tutma, senin tutman uygun değil denebiliyor. Evet. Bu hususta öncelikle kimler mutlaka tutmamalı? Yani istisnası yok, acaba demeyeceğimiz grupta kimler var? Evet. Bir defa risk grupları arasında şeker hastalığı olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kanser olanlar ve tabii ileri yaşta bulunan kişiler. Bunlar risk grupları. Tabii bunları her şeker hastası tutmamalı mı? Hayır.
Eğer insülin kullanıyorsa bir defa kesinlikle tutamaz. İnsülin kullanmıyor olması lazım. Biliyorsunuz oral antidiyabetik dediğimiz ağızdan alınan ilaçlar 1, 2, 3, 4 tane çeşit kullanabiliyoruz hastada. Bir çeşit kullanıyorsa tek bir ilaç ve tabii denemek de önemli burada. Orucun başlangıcındaki 2-3 gün içinde tuttuğun herhangi bir sıkıntı olmuyorsa bu kişi tutabilir. Hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık şeker ortalaması da bu kişilerin 6,5'un altında olmasında fayda var yani. Dolayısıyla demek ki şeker hastaları tek bir ilaçtan fazla kullanıyorsa, insülin kullanıyorsa, organ yetmezlikleri başlamışsa, mesela böbrek yetmezliği başlamış, damarları tıkanmaya başlamış, gözünde problem olmuş, kalp krizi geçirmiş, bunlar hep damar komplikasyonları. Yani damar tıkanıyor artık. Bunlar tutmaması gerekiyor. Yüksek tansiyon, yine tek bir ilaç kullanıyorsa, oruçlu olduğu zaman hakikaten günü tansiyon yükselmeden geçiştirebiliyorsa tutabilir. Ama 2, 3, 4 ilaç kullanıyor, tansiyon kullanmamalı. Böbrek yetmezliği, varsa kesinlikle tutmamalı. Kalp yetmezliği varsa kesinlikle, onun şartı yok ya. Mutlaka tutmamalı. Karaciğer yetmezliği, siroz olmuş, kronik artık hepatitin çok ileri safhalarına gelmiş ve yetmezlik oluşmuş ise yine tutmamalı. Yani burada hastalıklara göre değil de hastaya göre karar vermek lazım. Ve doktorumuz da bunu göz önünde bulundurarak bunu söylemeli. Tabii ki şimdi bazı kişiler bunu suistimal edebiliyor. Yani öyle bir oruç tut ya da tutma yetkisi olmadığı halde hastalar önüne gelene biraz ideolojik de olduğunu düşünüyorum bunun altında. Tutma. Öyle değil. Yani her şeyin bir adabı var. İslam adabına göre bunu karar verecek olan doktorun üç özelliği olmalı. Bir, Müslüman olmalı. Müslüman olmayan bir doktor size oruç tutma demeye hakkı yok. O kişi onu dinlemek zorunda değil yani. Bir, Müslüman olmalı. İki, o dalda uzman olmalı. Yani iç hastalıkları uzmanı olmalı. Hani kalkıp da kulak burun boğazı uzmanı bu konuda fetva veremez yani. Çünkü ben de kulak burun boğazla ilgili bir konuya girmem doğru olmaz. 3, 5 vakit namaz kılıyor olmalı. Bu çok önemli. Yani Müslüman işinin ehli, işte iç hastalıkları, endokrin uzmanlığı var ama 5 vakit namaz kılmıyor. Bu kişinin böyle bir yetkiye sahip değil. Yani bu tutma demenin vebalini alabilme, manevi olarak alabilme yetisine de sahip olması lazım. O kapasitesi olmalı. Şimdi bu doktor açısından, şimdi hasta açısından bakalım. Ramazan öncesinde benim hastalarım bize çok gelir. İşte hocam şeker hastası var, yüksek tansiyon. Ben tutayım tutmayayım mı? Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Tabii ben tutma dediğim zaman ağlayanlar var İsmail Bey. Yani gözümün, ama hocam ben şu ana kadar yıllarca tuttum, nasıl tutmadan durabilirim? Burada şu özelliği de bilmek gerekiyor. Eğer bir bu özelliklere sahip, üç özelliğe sahip doktor, tabip size tutma diyorsa, tutarsanız günaha girersiniz. Bunu da bilmek lazım. Çok önemli. Doğru. Yani senin şekerin uygun değil, tansiyon uygun değil, sen bu yıl oruç tutmayacaksın dediğimiz an o kişi tutarsa sevap kazanacağını düşünürken günaha girmiş olur. Evet. Yani bu çok önemli bir nokta. Hocam bir de sistemik olarak kronik bir rahatsızlığı olmayan ama açlığa karşı da hassasiyeti fazla olan insanlar var. Bunlar
Kimi bir grup sigara tiryakileri, bir grup o yani az az sık sık beslenince açlık hali çok ciddi rahatsız eden ya da kan şekeri düştüğü zaman çok ciddi bundan etkilenen insanlar. Evet. Burada nasıl karar vermek lazım? Şimdi sigara bir defa ölçü değil. Yani sigara dayanamıyorum, oruç tutmayayım, böyle bir size ruhsat verelim, bu yok. Çünkü nice tiryakiler görüyoruz ki Ramazan'da hiç aramıyorlar. Hatta iftar olunca hemen kullanıyorlar. Bir iki sigara arka arka içiyorlar. Dolayısıyla alkol, sigara kullanımı varsa, vücutta bir hasar oluşmadıysa, o hasar da hastalık da oruç tutmasına engel değilse tutacaklar. Şeker düşmesi meselesi, eğer bu hipoglisemi dediğimiz uzun süre açlık sonucunda meydana gelen gerçekten bir hastalık haline gelmişse yine bunu doktor o kişiye göre değerlendirecek. Çünkü bu kişiler en fazla yani 6 saatten fazla aç kalmamalı. Az ve sık yemeleri gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir hastalık teşhis edilirse tutmayabilir. Yine buna doktoru karar verecek yani. O yüzden yani bu kişilerin özellikle böyle bir danışmanlık almaları önemli. Hem kendi sağlıkları açısından tabii, hem de kendilerini manevi açıdan iyi durumda hissetmeleri açısından. Hocam bir de Ramazan'da özellikle şu hususa da yaşanabilecek, oruç tutanların yaşayabilecekleri evet, sıkıntılar ki yaklaşık 4-5 dakikalık zamanımız kalmış. Sağlıklı bir insan ama bazı şeyleri yanlış yapıyor beslenmesiyle alakalı. Ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir oruçlu halde? Evet. Şimdi özellikle işte böyle yaz dönemine gelen Ramazan dönemlerinde, oruç dönemlerinde çok su içmemiz gerekiyor. Yani iftardan itibaren sahura kadar gerçekten bir buçuk litre en az su tüketmek lazım. Bunu almazsak ne olur? Bu sefer hipovolemi dediğimiz tansiyon düşmeleri ortaya çıkabilir. Hazımsızlıklar meydana gelebilir. Kabızlık ortaya çıkabilir. Çok aşırı dil kuruması, dudak kurumaları ortaya çıkabilir. Beyinde susuzluğa bağlı olarak şuur kaybına kadar dereceli, kademeli somnolans dediğimiz flu olma halinden başlayıp komaya kadar giden hadiseler ortaya çıkabilir. Yani bir takım organ hastalıkları ortaya çıkar. İmmün sistem dediğimiz savunma sistemi düşer ve enfeksiyonlara yakalanabilir. Dolayısıyla su içmek çok önemli. Hocam meşrubat, çay, ayran bunlar... Evet ama su da su. Yani suyun yerini bunlar tutmuyor maalesef. Onlar takviye olabilir yani. İkinci bir konu, iftarda yemeğimizi yedikten sonra tatlıyı hemen yememeli, meyveyi hemen yememeli. Bir teravih gitmeli, mutlaka da teravih kılmalı. Bu da çok önemli. Çünkü o yediğimiz gıdaların aldığımız enerjiyi yakmamız gerekiyor. Ne kadar güzel yani. Burada da işte sünnetin başka bir güzelliği. Evet. Neden başka ayda teravih yok da Ramazan'da var? Değil mi? Evet. Dolayısıyla teravih mutlaka gidilmeli. Teravihten geldikten sonra tatlıyı yemekte fayda var. Akşam iftarda yiyeceklerimiz arasında da sebze bol olmalı. Artı yine sulu gıdalar, sulu yemekler bol olmalı. Çok aşırı yağlı gıdalardan kaçınmalı. Tatlı olarak da sütlü olan tatlıları tercih et. Neden? Çünkü bunların sindirimi daha kolaydır. O açıdan sütlü tatlıları yemekte daha fayda var. Artı sahurda ise, sahura kadar genelde uyumuyoruz değil mi? Öyle bir adetimiz var yani. Sahurda da proteinden zengin gıdalar almak lazım. Neden? Çünkü protein bizi en çok tok tutan gıda grubudur. Şekerlere ve yağlara göre. Proteinden zengin gıdalarda işte nedir? Yumurta, süt, yoğurt, peynir, bazı böyle hafif et türü, yani yağsız etler, işte köfte gibi olabilir. Özellikle baklagiller olabilir yani sahurda.
Akşam iftarda da olabilir aynı şekilde. Akşam iftarda et yerken de yine yağsız olanı tercih etmek lazım. Yemekten sonra da yatarsak yine bol su içmeli, mutlaka sağımıza yatmalıyız. Başımız 45 derece yüksek olmalı. Reflüyü engellemek açısından. Bu da çok önemli. Çok önemli. Suyu bol içmek lazım. Mümkünse sabah namazını ne kadar yatmayıp sabah namazını da kılıp yatılırsa çok daha sağlıklı olacaktır. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlıklı Ramazanlar programında bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Paşak hocamızla birlikteydik. Sünnete uygun beslenmeyi konuştuk bugün programımızda ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız efendim.